Herkese yeni videodan merhaba, selamlar. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu video çantamda ne var videosu olacak. Hadi şimdi videoya geçelim. Bayağı da ağır bir çanta oldu. Şu şekilde göstereyim sizlere. İlk olarak Ulanzi'nin bir ışığıyla başlamak istiyorum. Ulanzi VL119 modeli. Şu şekilde açayım arkadaşlar. Gerçekten iyi bir şekilde aydınlatıyor. Ve bu aydınlatmayı da istediğiniz renkte de ayarlayabiliyorsunuz. Sadece beyaz renkte değil, dilediğiniz renk ayarını yapıp kullanabiliyorsunuz. Zaten bu ürünün videosu kanalda da mevcut kartlar eklerim oradan da inceleyebilirsiniz. Çantam 30 litrelik bir çanta. Keşua marka. Decathlon'dan almıştım. Şöyle JBL bir hoparlörüm mevcut. Yanlış hatırlamıyorsam Clips 3'tü. Kanalımdan daha eski bir ürün. Yıllar önce almıştım. Severek kullanıyorum. Ses bombası diye de geçiyor. Şöyle göstereyim. Üst kısmında karabinası da var. 8 saat pil ömrü olduğu söyleniyor ama çok da o kadar gittiğini söyleyemem. Çok uzun ömürlü değil ama yine de 4 ila 6 saat arasında kullanabiliyorsunuz. Su geçirmez olduğu için bu ürünü tercih etmiştim. Severek kullanıyorum dışarıda da. Bunu da kenara alalım. Şimdi çantamın yan cepleri bu şekilde fileli ve büyük. Genellikle bu kısımlara tripod yerleştiriyorum. Zaten dağcılıkta da baton denilen klipsiyle birlikte yerleştirip kullanabiliyorsunuz. Çantamın iki tane gözü var. Bir tanesi büyük göz ve küçük göz olmak üzere. Şu kısmı da açalım. Evet burada bir tane MagSafe cüzdan var. Bunu da kenara alıyorum. Onun dışında bir tane Herschel marka cüzdanım bulunuyor. Burada iki adet MagSafe'li kılıflarım mevcut. Bir tanesi şeffaf bilirsiniz. Biraz kirlenmiş. Bir tane de siyah renkte MagSafe'li bir kılıfım var. Siyah olanı daha çok kullanıyorum açıkçası. Beyaz olanı da arada kullanıyorum. Onu da kenara alalım. Bu da araçlarda işte telefonunuzu yapıştırmak için gerekli olan bir metal bir aparat. Bir tane ikinci nesil Airpods Pro bulunuyor. Bunun da hem uzun kullanım testini ve kutu açılış videosunu yapmıştım. Aynı zamanda yanında anahtarlarıma taktığım bir tane AirTag mevcut. AirTag ile ilgili de bir video çekmiştim. AirTag'in pili nasıl değiştirilir diye. Onu da yine bulabilirsiniz kanalda. Bu da orijinal olmayan bir adet iPhone'larda kullanılan MagSafe bateri. Yine Lightning üzerinden şarj edebiliyorsunuz ama çok iyi şarj ettiğini söyleyemem. Sıfırdan 45'e kadar çıkarıyor en fazla. Onun dışında ön tarafta başka ne varmış? Bir adet 2TB'lık OneTouch Seagate'in hard diski mevcut. Bunu da zaten MacBook'a biliyorsunuz USB olmadığı için bir aparatla kullanıyorum. Onun dışında ön taraf bu şekildeydi. Ön tarafı tamamladık. Şimdi büyük olan göze geçelim. Bu da iPhone'unuzu ya da akıllı telefonunuzu taktığınız bu kısımlara ışık ve mikrofon taktığınız bir adet telefonunuzu tuttuğunuz aparat. Tam adını şu anda hatırlayamadım ama buraya bir yere yazarım muhakkak. Bu şekilde telefonunuzla çekimler yapabiliyorsunuz. Alt kısmında da bir tripod yuvası mevcut. Dilerseniz buraya tripod takıp tripodla da çekim yapabiliyorsunuz. Onu da kenara alalım. Joby'nin tripodu mevcut. Buna telefonumu ve kameramı vlog çekerken kullandığım bir tripod. Bunu da severek kullanıyorum. Bunun kiloları mevcut. Kiloya göre tercih edebiliyorsunuz. Tripodu da kenara aldım. Onun dışında evet bu tripod da masaya bu şekilde yerleştirip bu kısmından da jack'tan takarak ses kaydını buradan gerçekleştiriyorum. Bu tripodu da kenara alalım. En sevdiğim ekipmanlarımdan bir tanesi. Rode Wireless Go 2'nin kılıfı. Tabi bunun içinde bir tane Rode Wireless Go 2 mikrofonu var. Diğeri de şu anda yakamda takılı. Kabloları ile birlikte bu şekilde muhafaza ediyorum. Kanalın emektarı kameram. Şöyle kenara alayım biraz daha çantayı. Ana kameram. Videolarımı çoğu zaman bu kamerayla çekiyorum. Vlog setim. Godox'un LED 64 ışığı mevcut. Buradan açıp kullanabiliyorsunuz vloglarınızda vesaire ışığı ayarlayabiliyorsunuz. Ben tabi bu ayar tekerini bir şekilde bozdum. Nasıl oldu bilmiyorum. Ayarlayamıyorum. Tek renkte ışığı yanıyor. Şuradan kapatabiliyorsunuz. Buradan da kilidini açıp arkadaki pilleri değiştirebiliyorsunuz. Ben burada Kia'nın pillerini kullanıyorum. Pilleri tekrardan şarj edip kullanabiliyorsunuz. Şöyle tekrardan kapatalım. Bu ışığımızı da kenara aldık. Masa bayağı bir dolmaya başladı. Burada da Fujifilm'in ne MP-W126S pili mevcut. Kameramın pile iki tane var ve bunları buraya takarak Airquery diye bir marka şarj istasyonu. Buradan şarj edip prize doğrudan takıp kullanabiliyorsunuz. Daha çok 2 pille çalışıyorum. Bir pille çekimimi gerçekleştirirken diğer pilde şarja takıyorum ki diğeri bittiğinde öbürünü kullanabileyim diye. Buradan yine bir Manfrotto tripod çıktı. Bazen arka kısımda şu anda gördüğünüz gibi mini tripodla aydınlatmalarımı yerleştirerek kullanıyorum. Bunu da kenara aldım. Z VL49 RGB aydınlatma. Şu anda telefonumun üstünde de bir tanesi takılı. Işığı da yine Kelvin değerini ayarlayıp istediğiniz rengi ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Dolgu ışık olarak ya da bir ürün çekimi yapacaksanız bununla aydınlatmanızı sağlayabiliyorsunuz. Çok amaçlı kullandığımı söyleyebilirim. 2000 mAh'de kapasitesi mevcut. Kiev konseptin bir adet ND filtresi. ND filtreyi de böyle doğa manzaralarında vesaire çekim yaparken kullanıyorum. Yine bir Manfrotto'nun telefon tutma aparatı diyeyim. Bu tripod'a yerleştirerek şu şekilde telefonunuzu takıp kullanabiliyorsunuz. Çok sevdiğim bir adet lensim 1855 Fuji filmin vlog seti diye zaten geçiyordu aldığım zaman. Yakında da kanalda uzun kullanım testini çekeceğim Fuji film XS 10un artılarından ve eksilerinden dilim döndüğünce bahsetmek istiyorum sizlere. Burada da kameram mevcut. Şöyle görebilirsiniz gerçekten kompakt ve hafif 420 gram ağırlığında olması lazım. Çekimlerimi çoğu zaman bu kamerayla görüyorsunuz. Ara ara iPhone 14 Pro Max'te de çekiyorum ya da iPhone 14 Pro Max'imi ikinci bir kamera olarak kullanıyorum. Şu anda çekimimi de onun üzerinden gerçekleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Bir aparatım mevcut. 55 mm'den 58 mm'ye dönüştürüyordu. Şöyle göstereyim. Yine üstüne ND filtre ya da UV filtreleri takıp kullanabiliyorsunuz. Burada da Hayda'nın yine bir ND filtresi mevcut. Ama ben bunu zamanında yanlış sipariş geçmiştim. Normalde 18-55'e 58 mm'lik bir ND filtre almanız gerekiyor. Ben bunu yanlış almıştım. İleride 55 mm'lik bir lens kullanırsam da bunu kullanacağım. Hayda'nın Pro 2 MC üst toplu filtre 1000x ve 55 mm olduğu yazıyor şu şekilde. Bunları aslında akıllı telefonlarla da kullanabiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda belki de bununla ilgili bir video çekebilirim kanala. Bu da çok da kullanmadığım bir askı mevcut Fuji filmin. Kameranıza takıp boynunuza asabiliyorsunuz. Bir takım ses kabloları mevcut. Boş halde şu şekilde çantanın. Ön kısmına bakıyorum. Tamrak markası gerçekten güzel çantalar üretiyor. Çantamızda bu şekilde bunu da kenara alayım. Büyük çantamıza geçelim. Burada bir adet etiket çıktı. Bunu da kenara alalım. Mikrofon setlerim burada da yaka mikrofonu var. Boyo MM1 marka yaka mikrofonu 5 metrelikte bir kablosu var. Rode Wireless Go 2 almadan önce Boyo MM1 yaka mikrofonuyla videolarımı çekiyordum. Gerçekten severek kullanıyorum. Hatta 2 tane mevcut. 2 kişiyle video çektiğim zamanlarda kullanabilmek için. Boyo MM1 Shotgun mikrofonu mevcut da aparatlarıyla birlikte. Bunu rüzgarlığında taktığınızda rüzgar havalarda adı üstünde rüzgarı kesiyor ve kullanabiliyorsunuz. Cool marka Speed'in bir laptop çantam mevcut. Şöyle askısıyla birlikte kullanabiliyorsunuz. İçinde bilgisayarım olduğu için biraz ağır geldi bana. Bilgisayar aldığım günden beri kullanıyorum dışarıya çıktığım zamanlarda. Şimdi şöyle yapalım siz de görün. Çantamın burada bir gözü var. Burası boşmuş. Burada bir adet Logitech K380 klavyesi mevcut. Dışarıya çıktığımda çok fazla tercih etmiyorum ama şu an size göstermek için burada. Bir tanesi Ugreen marka hub'ı bir de markası yazmayan bir tane daha burada hub mevcut. Bu hub'ı çok kullanmıyorum açıkçası ama Ethernet üzerinden de bilgisayarınızı bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ama bu dönüştürücüler genellikle bilgisayarınızın Wi-Fi anteninde bir takım problemler çıkartıyor. İnternette de daha önce bununla ilgili haberler görmüştüm. Buraya bir yere eklerim. Ugreen'e geçmemin en büyük nedeni de SD kart yuvasının olması. Micro SD kart çok kullanmıyorum ama SD kartın olması güzel. İki tane USB'si, bir tane Type-C'si, bir tane de HDMI girişi mevcut. Not almam için bir tane burada Burada not defterim mevcut. Şöyle göstereyim. Not defterimi de şöyle kenara koydum. Magic Mouse 2'yi de severek kullanıyorum. Ama şarj giriş kısmının gerçekten altta olması çok garip. Neyse. Şimdi çantamı da şu şekilde alta alayım. Masamda biraz yer açmak istedim. Evet. Burada da emektar laptopum. 1019 model MacBook Pro. Intel i5. 8 GB RAM ve 256 GB SSD sim mevcut bu bilgisayarın. Tabii 256 GB bana yetmiyor. Bilgisayarda bu şekilde zaten çok fazla söze gerek yok. Apple'ın ürünleriniz severek kullanıyoruz. Burada onun dışında Apple Pencil birinci nesil mevcut. Bu kalemi de not alırken severek kullanıyorum. Tabletim de iPad 8. nesil. Bazen dışarıya çıktığımda ikinci bir ekran olarak MacBook'a bağlayıp kullanıyorum. Çantamdan bir adet temizleme kiti çıktı. 20 in 1. Bunun da daha öncesinde bir tane reels'ını, shorts'unu çekmiştim. Kanalda o da mevcut. Şöyle göstereyim aparatlarına. Lensleri vesaire fırçayla birlikte temizleyebiliyorsunuz. Özellikle AirPods Pro'larınızı bu aparatta temizleyip kullanabiliyorsunuz. Şöyle fırçaları da mevcut. Bunu da kenara aldık. Devam edelim. Videonun sonuna yavaş yavaş yaklaştık. Bu da Zhiyun Xs Tripod. Akıllı telefonlarınızı takıp kullanabiliyorsunuz. Gimbal kanalda videosu yine mevcut olan bir ürün. Zhiyun marka zaten güzel ürünler üretiyor. Severek kullanıyoruz. İsterseniz bu ünütü bağlamadan da kullanabiliyorsunuz. Ama uygulaması üzerinde farklı tarzda çekim teknikleri deneyebiliyorsunuz. Tripot ile birlikte geliyor. Şöyle. Koruma çantası da gerçekten çok güzel. Çanta bu arada şöyle göstereyim bitti çantanın içerisi artık onu da kenara alabilirim bilgisayarımı da şöyle kenara alıyorum bu çantayı yeni tercih ettim benim elektronik şarj aletlerimi power banklerimi genellikle de kablolarımı koyduğum bir çanta biraz tabii içerisi dağınık burada Ugreen'in bir adet M2 SSD'si mevcut daha öncesinde bunun da yine shorts'unu çekmiştim kanalda işte buraya SD kartlarımı koyuyorum burada yine hard diskler mevcut bir tane 1 TB bir tanesi 2 TB'lık burada HDMI kablom var İşte kulak lık vesaire bir takım adaptörler. Burası da bu şekildeydi. Evet, bunu da kapatabiliriz. Birçoğunu çantamda tabii ki de taşıyıp kullanmıyorum ama çekim vesaire olduğu zaman, dışarıda bir çekim yapacağım zaman kameramı genellikle alıyorum. Bilgisayarıma dönüştürücüyü takıp SD kart üzerinden görüntü alışverişi yapıp editlerimi yapabiliyorum, fotoğraf düzenlemelerimi yapabiliyorum. Onun dışında daha çok dediğim gibi ses ekipmanlarını ve ışıkları kullanıyorum. Arka mikrofonu dediğim gibi olmazsa olmazım en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Geldik videonun sonuna. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kullandığım teknolojileri sizlere anlatmak istedim. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.